Hocam ben 14 yaşında bir bacınızım. Diyanete ve bir tarikata bağlı bir kursa gidiyorum. Okulu bıraktım, tağutu reddedip Müslüman oldum. Elhamdülillah. Müslümanların kursu var. Fakat annem baban iman, iman etmediği için gidemiyorum. Ben bu kursa giderek bidat ehli mi oluyorum? Onların hiçbir küfrüne ve bidatine ortak olmuyorum. Fakat onlara safımı belli etmedim. Benim durumum nedir? Bana nasihat eder misiniz? Demiş Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu hidayetimizi daim kılsın, ayaklarımızı bu din üzere sabit kılsın. Benim bu kardeşime tavsiyem şudur. Ee, geçen derslerimizde de söylemiştim. Dünyanın farklı yerlerinde iman edip de kocasının, babasının, aşiretinin baskısı altında olan, Allah'ın arzında dilediği gibi rahat hareket edemeyen birçok kardeşimiz var. Onlara Asiye annemizi örnek vermiştim. Demiştim ki Allah Azze ve Celle diyor ki Allah müminler için Firavun'un hanımını örnek vermek ister. O derdi ki ya Rabbi bana kendi katında bir ev yap ve beni bu zalimin ve amelinden kurtar diye Allah'a sürekli dua ederdi diyor. Demek ki belli zamanlarda bazı insanlar bazı zalimlerin yanında kahren mecburen kalırlar. Fakat her zaman kendilerine bir çıkış yolu ararlar. Ellerini hiçbir zaman indirmezler ve sürekli Allah'tan onlara bir çıkış açmasını o zalimlerin amelinden onları kurtarmasını Allah Azze ve Celle'den talep ederler. Benim kardeşime de tavsiyem, önce annesinin babasının hidayeti için Allah'a çokça dua etmesidir. Sonra Allah hem onun hem de bütün Müslümanların ailelerini, ehillerini hidayet etsin kendi katından bir hidayet ile. Sonra onların hidayet bulması için elinden geldiği kadar Rabbinin yoluna hikmetle, güzel sözle, yumuşaklıkla, güzel ahlakla onları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etsin. Yani anne babası kızlarına baktıkları zaman kızlarının iman etmeden önceki haliyle iman ettiği ettikten sonraki hali arasında bir fark görsün. Bizim kızımız bu yola girdikten sonra her şey güzelleşti. Sadece imanı güzelleşmedi, ahlakı da güzelleşti, anne babasına karşı davranışları da güzelleşti desinler. Bir de eğer dinini öğrenmek için bu kursa gidiyorsa din anlatan bidat ehlinden, küfür ehlinden, şirk ehlinden din öğrenilmez. Korkulur ki insan onların fitnelerinden ve bid'atlarından bir tanesinden etkilenip insanın ayağı ayağı kaysın. Bundan korkulur. Maide suresinde bir ayet-i kerime var. Allah azze ve celle diyor ki: "Lu'ina allazina kafaru min bani İsrail ala lisan Davud ve Meryem." İsrail oğullarından kafir olanlar Davud'un ve İsa'nın dilinde lanetlendiler. Niçin peki bunlar lanetlendiler? Niçin bunlar kafir oldular? Allah Azze ve Celle diyor ki, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Yaptıkları münkerlerden birbirlerini alıkoymazlardı çünkü. Şimdi şöyle mi? Biri bir münker işledi, biri de inkar etmedi. Hemen Allah bunlara kafir dedi ve bunların kalplerini mühürledi mi? Ayetten öyle anlaşılıyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ayeti beyan ediyor. Öyle değil diyor aleyhissalatu vesselam. İsrail oğullarındaki ilk eksiklik şöyle başladı diyor. Yani o lanetle sonlanan, kafir olmakla sonlanan o yol, o süreç şu adımla başladı diyor. Onlar bazılarının kötülük yaptığını görürlerdi, onları uyarırlardı. Yapmayın etmeyin derlerdi. Fakat bu uyarı onları onlarla beraber oturmaktan, onlarla beraber yiyip içmekten alıkoymazdı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onların kalplerini birbirine vurdu. Artık ne iyiliği iyilik, ne de kötülüğü kötülük olarak bilmediler ve bu ayet kelime okudu peygamber. Yani bu adamlar bir günde kafir olmadı. Bu adamlar bir günde lanetlenmedi. Ne oldu? Baktı ki amcaoğlu günah işliyor. Aynı kursta okumuş olduğu arkadaşı şirk koşuyor. Beraber olduğu yanında yani yatakta yatan kız rabıta yapıyor. Yapma dedi. Bu yaptığın yanlıştır dedi. Ama yemekhanede beraber oturmaktan, yemekten, içmekten, sohbet etmekten, voleybol oynamaktan alı koymadı onları. Allah en son ne dedi? Müminlerdi. Ama İsa'nın ve Davud'un dilinde lanetlenip kafir oldular dedi. Bu kardeşimizin de bundan korkması gerekir. Yani münkerin içerisinde yaşayan her insan münkeri düzeltemiyorsa günün birinde kendisinin münker ehli olma tehlikesi tehlikesi vardır. Okuduğum ayeti ve söylediğim hadiste bu şekilde anlasın. E ne yapayım hocam? Dinimi öğrenmeyeyim mi? Dinini evinde öğren. Gitme. Bir yere de gidemiyorsan evine kapan. Ellerini kaldır Allah'a. Ya Rabbi de ben senin dinin için bazı şeylerden vazgeçtim. Sen de diyorsun ki kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açar ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Sen diyorsun ki Allah verdiği sözü asla bozmaz. Allah sözünden geri durmaz. Ya Rabbi bana bir çıkış kapısı aç ve ilim yönünden beni hiç ummadığım bir yerden rızıklandır diye. Aç elini, Allah'a dua et. Ben sana kefilim, garanti veriyorum ki Allah sözünü tutar. Hiçbir zaman Allah'ın sözünü tutmadığı görülmemiştir. Hiçbir zaman Allah'ın dostlarını yarı yolda bıraktığı görülmemiştir. Hiçbir zaman Allah'ın dostlarına benim için vazgeçtiğiniz zaman ne haliniz varsa görün dememiştir Allah Azze ve Celle. Mutlaka dostlarının elinden tutmuş, onlara daha hayırlı olanı onlara ihsan etmiştir. Bu bacımıza da benim tavsiyem budur. Bunların içerisinde kalmamasıdır, bunlardan din öğrenmemesidir, Allah'ın gazabını, gayretini kendi aleyhinde harekete geçirmemesidir. Gerekirse evine kapan, Allah'tan sana bir çıkış kapısı nasip etmesini Allah'tan iste. Umulur ki Allah Azze ve Celle sana hayırlı bir çıkış kapısı nasip eder. Rabbim hepimizin ayaklarını sabit kılsın. Bu kardeşimizin de imanını kabul ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin.